Gezici Radar programından herkese merhaba. Tarihi yapısı, doğal güzellikleriyle Kayseri'nin göz bebeği Amarat'tayız. Her altının bir akçe değeri vardır. Tabiatın da öyle. Rastgele mi diyelim, ne diyelim? Yayın balığı ben şimdiye kadar 3 metresini tuttum burada. Köyün meydanından geliyor kokunuz, haberiniz olsun. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Şu anda Amarat'ın en yüksek ve en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Saçlarımdan ve etrafımdan da anlayacağınız üzere yoğun bir rüzgar hakim. Zırha Kalesi ve Arzanız Kalesi'nin hemen ortasındayız. Burası tarihi anlamda da kültürel anlamda da birçok ögeyi içinde barındırıyor. Kameraman arkadaşım Musa'dan biraz yaklaşmasını ve sizlere bu doğal güzelliği göstermesini rica edeceğim. İşte görüyorsunuz dağların hemen karşısına kurulmuş ortadan uzun ince bir ırmak akıyor ve Amarat bütün doğal güzelliğiyle başta Kayseri olmak üzere dünyanın birçok noktasından insanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Kayseri'nin Amarat köyünde Gezici Radar programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim şu anda Yarıkkaya mevkiindeyiz ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu doğa harikası Mona Lisa Vadisi. Pablo Picasso'nun o ünlü Mona Lisa tablosunu şöyle gözlerinizin önüne bir getirin. Mona Lisa'nın hemen ardında bulunan yeşil bir manzara. İşte hemen bu ardımda görmüş olduğunuz vadi andırdığı için yöre halkı buraya Mona Lisa Vadisi dedi. Gerçekten bizler de fotoğrafı açıp baktığımızda ülkemizin bu doğal güzelliğiyle yüzyıllar önce İtalyan ressam Pablo Picasso'nun o tablosunun ne kadar benzeştiğini aslında bir kez daha görmüş olduk. Efendim Amarat'ın bu bölgesi antik dönemden kalma Hristiyanlığın ilk ortaya çıkış tarihiyle ilişkilendirilebilir aslında. Hemen ardımda tam 7 tane tarihi kilisenin, antik kilisenin bulunduğunu söylüyor uzmanlar, tarihçiler. Bizler şu anda emekli öğretmen Mümin hocamızın dedelerinden kalma bağındayız. Üzüm bağlarının hemen üzerinde bulunan evdeyiz ve Mümin hocamız eşsiz bir limonata yaptı bizler için. Her yerde bulamazsınız, her yerde yapamazsınız dedi, uyardı. Bizler de sizler için tadacağız biraz sonra. Hava biraz rüzgarlı dedik ya, Kayseri'nin Amarat köyü yaklaşık 1500 rakımlı bir köy ve oldukça rüzgar alan bir nokta. Bu soğuk havaya bu limonata da çok güzel yakışacak diyoruz ve sizi Amarat'ın eşsiz manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Eşsiz bir doğa manzarası, eşsiz bir sohbet, paha biçilemez değerli ürünlerle birlikte Mümin hocamın bağındayız. Hocam Amarat'a gelen misafirler herhalde sizi ziyaret etmeden buradan ayrılmıyorlar. Gitmiyorlar. Her altının bir akçe değeri vardır. Tabiatın da öyle. Burası da Amarat için ayrı bir akçe. Her bir yeri ayrı değerli. Ama Yarıkkaya farklı değerli. Evliya'ya gelip de burayı seyretmeden, bu evliya'ya gelip de bu eve, bu garip eve içini görmeden, aşık olmadan giden kimse yoktur. Gezici Radar programı Amarat'ta tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık olarak 3 kilometredir yürüyoruz. Kameraman arkadaşımız, ekip arkadaşlarımız ve tabii ki rehberimiz Mustafa Bey ile birlikte. Amarat'ta bir doğa harikasının, bir tarihin önündeyiz efendim. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz yer geçmiş dönemde Hristiyanlığın ilkel çağlarında gözetleme kalesi olarak kullanılan Zırha Kalesi. Biz de onun hemen önündeyiz. 3 kilometrelik patika bir yol kullanarak buraya kadar geldik. Aracımızı 3 kilometre ötede vadinin hemen başına bıraktık. Mustafa Bey biraz yorulduk, soluklanalım diye burada hem sizden de Zırha Kalesi hakkında bilgi alalım istedik. Neler söylemek istersiniz? Biz şu anda nasıl bir tarihin önündeyiz? Zırha Kalesi toplam 4000 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Hitit döneminden kalma. Hitit'ten sonra milattan önce 400 civarında Romalılar almış burayı. Milattan sonra da 300 veya 400 yıllarında mezarlarda Türk isimleri çıkmaya başlamış.
Evet, Zırha Kalesi'ndeki gezimiz burada son buldu ve geldiğimiz 3 kilometrelik patika yolu Mustafa Bey'le birlikte ve ekip arkadaşlarımızla birlikte geri tepeceğiz. Arabamızın olduğu bölüme doğru ulaşacağız ve Amarat'ı gezmeye devam ediyoruz. Efendim sağ tarafımda hemen kameraman arkadaşım Musa'nın yardımıyla sizlere de gösterelim. Uzunca bir vadi uzanıyor. Neleri göreceğiz? Gelin atan kayayı geçeceğiz. Evet. Yarık kayayı geçeceğiz. Gelin atan kaya. Amaratlı bir gelin oradan atladığı söylenilir. Amarat'a çıkınca detayını öğrenirsiniz orada. Oraya soralım. Evet. Peki bizi yolda neler bekliyor? Kimleri geçeceğiz? Neleri geçeceğiz yol üzerinde? Yolda güzel bir vadi. Irmak boyu birkaç geçitimiz var. İşte zor devlet deriz. Zor devlet dediğimiz yer geçit burası. Kolay devlet dediğimiz geçit yer de ilerisi. Herhalde gelirken rahat bir şekilde yürüdüğümüz o yol kolay devlet adını evet, vermişler. Kolay devlet. Ufak bir geçit var. Orası kolay devlet. Şu arka taraf oraya tırmanmadık. Çok da açımız bozulmasın diye. Orası da herhalde zor devlet. Arkamızda evet. Bulunan kısım. Oraya geçidi zor olduğu için zor devlet yöre halkında öyle denir. Amarat'a doğru yolculuğumuz devam etsin o zaman. Buyurun. Efendim Gezici Radar tüm hızıyla devam ediyor. Zırha Kalesi'nden ayrılıyoruz. Patika yoldan ekip arkadaşlarımız ve Mustafa Bey'le birlikte yolculuğumuz sürüyor. Sizler de turist olarak buraya gelip hem Amarat'ın güzel insanlarla tanışıp birer sıcak kahvelerini içip, köy ekmeklerini yiyip hem de bu eşsiz doğa harikasında bir doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Kızılırmak'ın hemen yanındayız ve Efendi abiyle birlikte balık tutacağız. Amarat'a gelen insanlar da buraya uğrayarak burada balık tutuyorlar. Hatta Efendi abi geçmiş yıllarda da bu gölden, bu ırmaktan balık ticareti yapıldığını söyledi bizlere. Efendim doğrudur. Kızılırmak'ın hemen önündeyiz. Biraz sonra oltamızı atacağız. Rastgele mi diyelim, ne diyelim? Bu Kızılırmak'ta şu anda 7 çeşit balık vardır. Buranın meşhur balığı yayındır. Yayın balığı ben şimdiye kadar 3 metresini tuttum burada. Tabii o öncelerdi yani. Şimdi eski gibi kalmadı. Barajın bastığından dolayı bilmiyorum neden balık azaldı. Ama çok şahane. Levreğimizle yayınımız çok şahanedir yani. Güzel balıklardır. Burada var 7-8 çeşit balık var. Çok lezzetlidir, güzeldir balıklarımız. Ha işte burada da hem vakit geçiriyoruz hem böyle işte köylünki ne olacak boş kaldı mıydı Kızılırmak'a iner böyle balık tutuyoruz. Peki efendi abi Kayseri'den de buraya balık tutmak için gelen meraklı insanlar oluyor mu? Kayseri'ye boşver hemen hemen Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Burada daha önce de rafting'de yapıyorlardı. Özellikle de her Fransızlar çok gelirdi buraya ama Yamula Barajı yapıldıktan sonra bu rafting işi bitti yani. Cumartesi pazar oldu muydu çok vatandaşlarımız geliyor, çoluğun çocuğuyla buraya geliyorlar. Hem balık tutuyorlar, hem piknik amaçlı. Güzel bir yerimiz yani. Herkesin gelmesini isteriz. Efendi abi biraz sonra oltasını Kızılırmak'a bırakacak. Ve bakalım bizim kısmetimize, izleyicilerimizin kısmetine hangi lezzetli balıklar oltamıza takılacak. Efendi bey rastgele. Teşekkürler. Maşallah. Güzel yere gitti. İnşallah. Hayırlı sürenle balık da çıkartabilmiyoruz. İnşallah çıkar. Oltamızı Kızılırmak'a bırakmıştık saatlerdir de buradayız. Fakat diyoruz ya balık sabır ve nasip işidir. Maalesef bugün nasibimizde herhangi bir balık denk gelmedi. Fakat efendi abi dedi ki bekleyişiniz burada son bulmasın. Sizlere bugün bir kıyak yapayım uzun zamandır dalmıyorum ama dedi. Bir koşu hemen evine gitti. Biz ekip arkadaşlarımızla burada beklerken de işte efendi abi koşa koşa geldi şnokerini, gözlüğünü, paletlerini ve tabii ki de eline zıpkınını aldı. Biraz sonra Kızılırmak'ın serin sularına bırakacak kendisini. Akşam için lezzetli balıkları tutmaya çalışacak. Bakalım nasibimizde ne varmış. Temennilerle, dualarla gönderiyoruz. İşte Kızılırmak'ın serin sularına bırakıyor kendisini. Gezici Radar programı bugün Amarat'ta ve şu anda balıkçı Efendi Bey Kızılırmak'a sizler için dalıyor, bizler için dalıyor. İnşallah da bereketli bir balık çıkar diyelim. Evet Efendi Bey dalışını tamamladı ve yanımıza doğru, kıyıya doğru geliyor serin sulardan yanımıza. Bizler için, sizler için daldı efendim. Gezici Radar programı için Efendi abi kendini serin sulara bıraktı. Nasıl su? Su güzel ama bu balık olduğundan dolayı fazla içi görükmüyor. Bilmiyorum bir iki sefer dalış yaptık. Herhalde bugün nasibimizde balık yok. Nasıldı su? Su çok şahane. Güzel. Ama muğalık olduğundan dolayı fazla görükmüyor. Olmuyor işte. Bu da yukarıda kum ocaklarından dolayı. Çok karıştırdıklarından dolayı. Buraya muğalık tarafı geliyor. Aslında duru olsa görüküyor. Zamanında biz bu zıpkında çok balıkları vurduk. Vurduk ama
bilmiyorum ya, ortam mı değişiyor, çağ mı değişiyor? Eski balıklar, şimdi eskiden yosun olmazdı, şu anda Irmak'ta felaket yosun var. Yosun olduğundan dolayı hem oltalara çok takılıyor, hem görüş mesafeleri şey yapıyor. Köyün meydanından geliyor kokunuz, haberiniz olsun. Biraz sonra herkes toplanır. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Neler yapıyoruz burada? Acıktık geldik. Acıktık mı? Bir de bir şey yok işte, yiyin. Şimdi imece usulü herhalde açıyor, dolduruyor. Biz de şey en son yiyeceğiz. Nasıl gidiyor hazırlıklar, çalışmalar? İyi, hazırlıklar iyi. Ne yapıyorsunuz peki burada abla? Ekmekli yapıyor. Köy ekmeği yapıyoruz. Amarat'a özel herhalde. Evet. Efendim, Amarat'ın leziz köy ekmekleri de bizlerin sofralarıyla buluştu. Ablalarımızın ellerine sağlık. Hummalı bir çalışma. İmece usulü çalıştılar ve çok lezzetli ekmekleri önümüze getirdiler. Sıcak sıcak, dumanı henüz tutuyor. Köyümüzün muhtarı da yanımda, birlikte yiyelim diye konuştuk. Köyümüzün muhtarıyla birlikte. Muhtarın da sesi çıkmıyor. Ben de deyim. Lezzetli, sıcak sıcak, taze köy ekmeği. Efendim gerçekten taze taze, çıtır çıtır köy ekmekleri. Hem biz yorulduk hem biraz acıktık. Müsaadenizle ekmeğimizi yiyeceğiz ama buraya gelirseniz, Amarat köyünü ziyaret ederseniz mutlaka köy ekmeği yiyin. Çünkü hem taze, hem lezzetli, hem de sıcak sıcak. Buranın misafirperver insanları, güzel doğası ve Amarat'ta sizi bekleyen o kadar çok şey var ki, bugün ne yaşadıysak aynılarını gelin ve görün. Bu doğa harikasını, bu tarihi yeri bir de sizlerin gözüyle, sizlerin duyguları ve hissettikleriyle yaşayın diyorum ve artık yemeğime geçiyorum. Efendim, Amarat köyünün en yüksek ve en güzel noktalarından birindeyiz. Büyük Kaya Boynu mevkiindeyiz ve hemen ardımda görmüş olduğunuz bu sarp kayalıklar ve dağların yamacı, hemen arkamızda Silahdar Köyü ve tabii ki Kızılırmak Vadisi ile buraya gelenlere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Bu köyde yaşayan vatandaşlar ve buraya gelen misafirler bulunduğumuz alanda pikniklerini yaparak bu eşsiz doğa lezzetinin, doğa harikasının tadını çıkartıyor. Gezici Radar programı bugün Kayseri'nin Amarat köyündeydi. Eşsiz doğasıyla, tarihi yapısıyla ve hiç kuşku yok ki görülecek yerleriyle Amarat zihnimizin en güzel noktalarından birinde yer etti. Bizler de kapanışı Amarat'ın küçükleriyle yapalım dedik ve hep birlikte el sallayarak Gezici Radar programının bu bölümünde sizlere veda ediyoruz efendim. Bir sonraki hafta yeni gezilecek ve görülecek bir yerde görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.